Merhaba arkadaşlar, yağ bitkileriyle karşınızdayız. Burada hani yağ bitkileri diye ben ayırma gereği duydum. Neden derseniz ÖSYM hangisi yağ bitkileri içerisinde yer alır yer almaz diye bir soru sormuştu. Hani bunlar da aslında sanayi ürünüdür, unutmayacaksın. Tamam, sanayi bitkileri içerisindedir. Ama yağ bitkilerini ayrı bir başlık altında alalım böyle bir soru sorulduğu için. Gerçi bu soruyu sorduğumda cevap çok basitti, buğdaydı da. İşte bazı arkadaşlar ona rağmen yanlış yaptı. Niye? Arkadaş gitmiş de işte internetten kellik için buğday yağı almış. Ya cancağızım, yani sen şöyle bir şey duydun mu? Yani yağlık buğday üretiyorum diyen kimseyi duydun mu? Heh, ya mesela bundan ibaret. Yağlık zeytin vardır, yağlık ayçiçeği vardır, yağlık mısır vardır atıyorum. Anlatıldı mı? Anlaşıldı mı? Yani insanlar onun için üretir sırf. Ama yağlık buğday diye bir şey yok. Bizim burada kastettiğimiz yağlık için üretilen ürünlerdir. Anlaştın mı canım? Buna dikkat et. Yoksa kellik için yani buğdayın yağını almışsın. İşte bu bizim konumuzu oluşturmuyor kesinlikle. Peki ilki nedir bunlardan? Zeytin arkadaşım. Zeytin nedir? Akdeniz ikliminin tanıtıcı tarım ürünüdür diyeceğiz. Yani Akdeniz ikliminin görüldüğü her yerde ne yapabilirsin? Zeytin tarımı yapabilirsin ki zaten haritada görüyorsun burada herhalde. Marmara kıyıları, işte efendime söyleyeyim Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları. Hatta Güneydoğu'nun batı kesimlerinde bile biz ne yapıyoruz? Zeytin tarımı yapabiliyoruz cancağızım. Tamam mı? Ama şurası da dikkatini çeksin. Bak burada küçük bir alanda Doğu Karadeniz'de yine zeytin tarımı yapılmaktadır. Bu işte orada ne demiştim hatırlıyor musun? İklimi anlatırken mikro klima alanlardır oralar demiştim. Hatırladın mı? İşte o yüzden de orada ne yapılabiliyor? Zeytin tarımı yapılabiliyor arkadaşım. Peki burada bize neyi soracak ÖSYM'e? Şunu soracaktır. Hocam diyecek işte Ege bölgesi ilk sırada, bunu söyledim mi bilmiyorum ama söylemediysem de tekrar söyleyeyim. Zeytin üretiminde Ege bölgesi ilk sıradadır. Bunu da unutma, bu soru olarak gelebilir. Onun dışında şimdiki söyleyeceğim soru olarak gelebilir işte. Hocam diyecek işte Marmara'daki zeytinler genelde sofralık olarak üretilirken Ege ve Akdeniz'deki zeytinlerimiz genelde yağlık olarak üretilmektedir. Bunun nedeni nedir diyecek. Bunun nedeni nedir arkadaşım? Sıcaklıktır. Hocam zeytinin yağ oranıyla sıcaklık doğru orantılıdır. Yani sıcaklık ne kadar fazlaysa bir yerde oradaki üretilen zeytinlerin yağ oranı da o kadar fazla olur. Şimdi enlemin etkisiyle tabii ki buralar daha güneyde kaldığı için arkadaşım değil mi? Ne yapacaktır? Sıcaklık değerleri daha fazla olacaktır. Ve buradaki zeytinler genelde yağlık olarak üretilecektir. Ama Marmara'ya baktığımız zaman biraz daha kuzeyde, yani enlemin etkisine bağlı olarak diğer verdiğim yerlerden biraz daha soğuk arkadaşım. Yani soğuk derken bizim İç Anadolu gibi ya da Doğu Anadolu gibi bir soğukluktan bahsetmiyorum burada, dikkat et. Yani kıyılarımız içerisinde Marmara ve Ege ve Akdeniz'e bakarak biraz daha soğuk. Anlaştık mı? Bunu kastediyorum ben arkadaşım. O yüzden nedir? Buradaki sıcaklık değerleri düşük olduğu için arkadaşım, buradaki zeytinin yağ oranı daha düşük olacaktır. Ayrıca Ege bölgesinde incirin ve üzümün şeker oranını, zeytinin yağ oranını arttıran sıcak karakterli bir rüzgar vardır ki biz buna imbat rüzgarları diyoruz. İmbat rüzgarları da burada yağlık zeytin üretilmesinde etkilidir. Tekrar ediyorum. O ne yapıyormuş imbat rüzgarı? Üzüm ve incirin şeker oranını, zeytinin yağ oranını arttırıyormuş. Bu rüzgar sorulabilir, dikkat ediyorsun. 2. Arkadaşım şöyle bir soru gelebilir. Şunları bir sileyim, kafan karışmasın. Bak şimdi Akdeniz kıyılarında genelde zeytin üretimi kıyı kesimlerle sınırlı kalmış, gördün mü? Ama arkadaşım Ege'de iç kesimlere kadar sokulabilmiş zeytin üretim alanları. Bunun nedeni nedir diye sorulabilir. Bunun nedeni de arkadaşım neydi? Dağların kıyıya dik uzanması. Dağlar kıyıya dik uzandığı için iklim ne yapabiliyor? İç kesimlere kadar sokulabiliyor. O yüzden de orada zeytin tarımı yapılabiliyor. Tamam. Buna dikkat edeceksin. Bunun dışında da herhangi bir soru gelmez. Gelecek diğer sorular nerede vermiştim? Bu işte sulamayla aşağıdaki tarım ürününün hangisi arasında bağlantı yoktur gibi bir soru vardı. Hatırladın mı? En baştaki tarımın ilk giriş konusunda anlatmıştım. Sulama yaygınlaştırılsa dahi hangi tarım ürünün üretiminde artış olmaz? Zeytin demiştik. Çünkü zeytin Akdeniz iklimine bağlıdır. Suya değil demiştik.
ya da Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle Gaziantep, Kilis çevresinde zeytin tarımı yapılıyor olmasının temel nedeni nedir? Ya da bunun ana nedeni nedir gibi sorular gelirse hocam ne diyecektin? Ya da bu neyin göstergesidir derse orada Akdeniz iklimi görüldüğünün göstergesidir diyecektin. Çünkü Akdeniz iklimi olmayan yerde kolay kolay zeytin yetişmez. Bir tane istisna var. Burada da Akdeniz iklimine benzer özellikler görüldüğü için yani Doğu Karadeniz kıyılarında zeytin tarımı yapılabilmektedir diyeceğiz. Tamam? Peki, geçtim o zaman. Ayçiçeği yine yağlık olarak üretiyoruz. Ayçiçeği deyince aklına Trakya geliyor zaten, değil mi hocam? Yani buna dikkat edeceksin. Direkt Trakya çevresi ya da Marmara hocam ülkemiz ihtiyacının yaklaşık %70'lik kısmını neredeyse karşılıyor. Bölge olarak bakıyorum ben, dediğim gibi il il anlatmıyorum arkadaşlar. Niye anlatmıyorum? TÜİK verilerinde iller değişebiliyor ama bölgeler, en çok üretildiği bölgeler kolay kolay değişmiyor cancağızı. ÖSYM'de zaten bölge soruyor. Hani il sorduğu çok nadir oluyor işin açıkçası. Küspesi hayvan yemi olarak kullanılabiliyor. Bu da aklında dursun arkadaşım. Ayçiçeği dışında mısır, şeker pancarı, anlaştın mı? Bunların da küspesi ne yapılmaktadır? Hayvan yemi olarak kullanılabilmektedir. Hocam bu bilmenin ne faydası var? Direkt şöyle sordu. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin küspesi hayvan yemi olarak kullanılabilmektedir? Hayvancılıkta soruldu bu. Tamam, o yüzden bunu bilmende fayda var cancağızın. Ve geçtim. Soya fasulyesi yağ insanların beslenmesinde, onu ise yem sanayinde hocam ne yapılıyor? Kullanılıyor direkt. Akdeniz bölgesi ilk sıradadır. Yani ekonomik değeri çok yüksek bir ürün olmamasına rağmen Akdeniz bölgesi ilk sırada. Neden derse, neden nedir diyeceğim arkadaşım? Yetişme dönemi çok kısa. Hocam bu Akdeniz'de işte ikinci ürün olarak, üçüncü ürün olarak üretilebiliyor. O yüzden Akdeniz bölgesinde önce atıyorum tarlaya ekonomik değeri yüksek neyi ektim? Pamuğu ektim. Pamuğu hasat ettikten sonra hocam ne yapıyorum? Bir de soya fasulyesi ekiyorum. İkinci bir ürünü alıyorum. Yetişme dönemi kısa olduğu için unutmuyorsun. Susam, ılıman iklimin hocam tarım ürünlerinden birisidir. Akdeniz ve Güneydoğu'da üretilir. Yani çok fazla lafı uzatmaya gerek yok. Bizim nedir? İşte Ramazanımızın vazgeçilmesi tahinin ham maddelerinden birisidir. Ya da simitlerimizin hocam süsüdür diyeceğiz. Bunu yurt dışından alıyoruz. Yani susamı yurt dışından da alıyoruz. Ona da dikkat et arkadaşım. Yer fıstığına baktığımız zaman bu da kına gecelerimizin vazgeçilmesi. Biliyorsunuz arkadaşlar daha çok neresi? Akdeniz bölgesi. Özellikle Adana, Osmaniye çevresi ilk sırada geliyor. Yine yağından faydalandığımız ürünlerden birisidir. Ayrıca kuru yemiş olarak da çok rahat ne yapıyoruz? Tüketiyoruz arkadaşlar. Yalnız çok sıcak iklimleri seviyor ve gevşek toprakları seviyor. Buna dikkat edin. Neredeyse kumsal tarzı bir toprağın olması gerekiyor. Neden? Hocam bunun meyvesi toprağın altında olgunlaşıyor ve o yüzden ve kabukları da çok ince, biliyorsun hani çok hassas. Bunun toprağının genişlediği toprağın, büyüdüğü toprağın çok gevşek olması gerekiyor ki o toprağın içerisinde ne yapabilsin? Büyüyebilsin. Olay bundan ibaret. Yem bitkileri nelerdir, neler değildir diye yine karşına soru gelebilir arkadaşım. Yonca, yulaf, fi, burçak, korunga, bunların hepsi yem bitkilerindedir. Birinci soru böyle gelirse. Tamam mı? İkinci soru, yem bitkilerinin üretim alanı olarak arkadaşım genelde tüketim alanına yakın yerler seçilmiştir. Yani bunların çok fazla iklim seçiciliği yoktur. O yüzden tüketim alanına yakın olarak ne yapılmaktadır? Üretilmektedir. Yani besi ve ahır hayvancılığının fazla olduğu yerlerde, bak yine işte Ege bölgesi, İç Anadolu bölgesi, gördün mü? Marmara bölgesi, yani nüfusun fazla olduğu, buna bağlı olarak da besi ve ahır hayvancılığının geliştirildiği yerlerde ne yapacaktır? Yem bitkileri de üretilecektir arkadaşım. Sebzecilik. Sebzecilikten birkaç soru gelecek. Birincisi şudur. Sebze üretiminde Akdeniz bölgesi ilk sırada. Amin. Ne problemimiz yok. İkincisi, suyu çok sever arkadaşım. Buna dikkat ediyorsun. Tabii sebzelerin hepsi değil de önemli bir kısmı suya ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden sebzecilik için sulama imkanlarının gelişmiş olması şarttır. İkincisi budur arkadaşım. Üçüncüsü, bizde turfanda sebzecilik diye bir şey vardır. Bunu bileceksin. Turfan diye arkadaşı olan vardır, belki biliyordur. Turfan ismi bizde ailenin ilk doğan çocuğuna ya da ilk doğan erkek çocuğuna verilen isimdir arkadaşım. İlk ürün demektir. Anlaştın mı? Yani o ailenin ilk ürünü demek ki turfan adındaki sizin arkadaşınız. Turfanda sebzecilik de arkadaşım nedir işte? Piyasaya ilk çıkan ürün anlamındadır. Şimdi ürünler bizde ilk önce nerede olgunlaşır Türkiye'nin genelini düşündüğün zaman?
enlemin etkisine bağlı olarak Akdeniz'de üretilir değil mi hocam? Yani ilk önce orada üretilir ürün. O zaman hocam turfanla sebzeciliğin ve meyveciliğin ön plana çıktığı yer neresidir derse yine Akdeniz bölgesi diyeceksin. Anlaştık, enlemin etkisine bağlı olarak Akdeniz'de turfanla sebzecilik ve meyvecilik gelişmiştir. Seracılığın en çok geliştiği yer bizde neresi? Yine Akdeniz bölgesi. Neden? Yine enlemin etkisiyle. Yaz sıcaklık değerleri yeterli olduğu için. Tamam mı hocam? Bak bunu aynen böyle not al oraya. Ondan sonra da ben geleyim kafanı kırayım. Yaz sıcaklık değerleriyle seracılığın ne alakası var Allah'ın adamı? He? Bana bir söyle Allah aşkına. Ya yazın zaten normal tarlada ben üretim yapıyorum. Seraya ne ihtiyacım var? Tamam mı? Ne olur ne söylediğime, ne yazdığına dikkat et. O zaman ne diyoruz? Akdeniz bölgesinde seracılığın gelişmesinin nedeni enlemin etkisine bağlı olarak kış sıcaklık değerlerinin yüksek olmasıdır diyoruz. Yaz değil. Anladın mı arkadaş? Var mı burada problem? Yok. Bir diğer soru da şöyle gelir sebzecilikten en son arkadaşım der ki işte ülkemizde sebze üretim alanlarına baktığımız zaman toplam tarım alanlarının sadece %3'ünde sebze tarımı yapılmaktadır. Ama buna rağmen ürettiğimiz sebze Türkiye ihtiyacını karşıladığı gibi yurt dışına da ne yapılmaktadır? Gönderilmektedir. Bunun nedeni nedir diye sorar. Nedir hocam bunun nedeni? Sebzecilikte genelde modern tarım yöntemlerinin kullanılıyor olması, buna bağlı olarak da verimin yüksek olması. E hocam seracılık işte modern tarım yöntemi içerisinde o da. Anlaştık mı hocam? Seracılık da nedir? Modern tarım yöntemleri içerisinde yer almaktadır. Unutmuyorsun cancağızın. Yaz kış biz sebze üretebiliyoruz. Ayrıca tekrar söylüyorum. Birim alanda çok fazla ürün alabiliyoruz. Yani gübrelemesinden tohum ıslahına kadar işte efendim hormon kullanımına kadar her şeyi yaptığımız için sebzecilikte oldukça fazla verim alıyoruz. Bunu da unutma arkadaşım. Tamam. Şimdi 7. konuya geçeceğiz birazdan. Nedir o da hocam? Meyveleri anlatacağız. Ondan sonra tarım konusunu bitirmiş olacağız. Ondan sonra da hayvancılığa geçeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.